Merhaba dostlar. Bugün sizlere iPhone'larda güzel bir özellikten bahsedeceğim. Aslında bunu kestirmelerle yapıyoruz. Mesela alarmınızı kurdunuz. Alarmınızı kurduktan sonra kapattınız ve size sesli bir uyarı yapabiliyor iPhone'unuz. Diyebiliyor ki alarmınızı kapattınız, uyandınız mı? Ya da işte Emin Bey uyandınız mı? Teknoloji 2050 uyandınız mı? Ali Bey uyandınız mı? Mehmet Bey uyandınız mı? Diye size böyle sesli bir komut verebiliyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Onu anlatacağım. Şimdi ilk önce ben bu konuşurken de alarm ayarlayalım. Size göstermek için bir tane alarm kuralım arkadaşlar. Hemen şuradan alarmlara girelim. Bir tane alarm ayarlayalım. 47 diyelim buna. Şimdi alarmımızı kurduk. Birazdan alarm çalacak arkadaşlar. Alarmı kapatmak için girdiğimde bana sesli bir komut verecek. Diyecek ki Emin Bey alarmınızı kapattınız mı? Ya da Ali Bey alarmınızı kapattınız mı? Diyecek. Bunu nasıl yapacağız? Bunu kestirmelerle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Burada kestirmeler özelliğimiz var biliyorsunuz. iPhone'larda bunu kullanabiliyorsunuz. Otomasyon sistemli. Birçok şeyi buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Kanalımızda da bununla ilgili yapılabilecek her şeyi yüklüyoruz arkadaşlar. Tek tek video yüklüyoruz. Oradan da bakabilirsiniz, öğrenebilirsiniz, neler yapabilirsiniz, neler yapamazsınız. Hepsini buradan görebilirsiniz. Ama şu kestirmeler özelliği gerçekten çok iyi. Şu anda alarm çaldı. Bakın giriyorum arkadaşlar ve iPhone'un konuştuğuna dikkat edin. Teknoloji 2050 uyandınız mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şey yapmadım. Alarm çaldı ve alarmı kapattım. Yani bastım, içerisine girdim alarmın. Ve bana teknoloji 2050 uyandınız mı komutunu verdi. Yani bana böyle sesli bir uyarı verdi. Güzel bir şey. Alarmı duymadınız. Belki de bu sesli komutu duyabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı da oldukça yüksek çıkıyor sesi. Şimdi bunu nasıl ayarlayacağız? Hemen ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar şöyle ben yakın çekime geçmek istiyorum. Kestirmelere giriyorsunuz. Bu alt tarafta otomasyon kısmı var. Otomasyon tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu ayarladım zaten. Bakın burada. Hemen buradan ben bunu bir sileyim. Beraber kuralım. Nasıl yapacağız onu gösterelim. Şimdi artıya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada kişisel otomasyon yarat kısmı var. Onu tıklıyorsunuz. Burada alarm kısmı var arkadaşlar. Onu tıklıyorsunuz. Burada durdurulduğunda zaten seçili herhangi bir alarm. Burada alarmı seçebilirsiniz. Sonraki diyorsunuz. İşlem ekle diyorsunuz. Burada arkadaşlar metin yazıyorum ben. Şuraya metin yazıyorum. Metin. Ara seçeneğini tıklıyorum. Buraya yazıyorum. Mesela iPhone'un sahibi uyandın mı yazalım. iPhone'un sahibi uyandınız mı? Uyandınız mı diyelim arkadaşlar. Tabi burada Türkçe'yi düzgün yazmanız gerekiyor ki çünkü iPhone buna göre okuyacak. Sonraki diyelim. Sonra arkadaşlar şuradaki seçeneği kapatıyorum ben. Çünkü bunu açık kalırsa buradaki seçenek çalıştırmadan önce soru seçeneği açık kalırsa size yapacağı her işlemde size soracaktır. Yani alarm çalacak. Bastığınızda uyarı gelecek. Onu tıklarsanız konuşacak. Bunun için kapatıyoruz bunu. Sorma diyoruz. Bitti diyoruz. Sonra buraya geliyoruz geri. Tekrardan içerisine giriyoruz arkadaşlar alarmların. Metini tekrardan tıklıyorum. Alt tarafa uygulama ve eylem arayın kısmı var. Seslendirme yazıyorum buraya. Seslendir de diyebilirsiniz. Zaten o bulacaktır büyük ihtimal. Şöyle yazalım. Bulamadı. Bir dakika arkadaşlar şöyle yapalım. Şuraya bir daha tıklayalım. Ses diyelim bakalım çıkacak mı? Burada olmadı. Yanlış bir şey mi yapıyoruz diyeceğim ama burayı tıklıyorsunuz. Çıktı şu anda arkadaşlar. Bilmiyorum bir hatadan dolayı oldu herhalde. Metini seslendir kısmı var. Orayı tıklıyorsunuz. Çıktı şu anda. Alt tarafta play'i tıklıyoruz. iPhone'un sahibi uyandınız mı? Gördüğünüz gibi okudu şu anda bu metini. Geri diyoruz arkadaşlar. Bitti diyorum.
Gördüğünüz gibi buraya otomasyonumu atadım. Şimdi bir daha bir kontrol edelim. Bu kapalı. Tamam. Metin. Sonra okuma olayını ekledik. Bitti diyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Burada artık alarmlara giriyorum. Alarmlardan arkadaşlar herhangi bir alarm ekleyelim. Bir daha ekleyelim ve test edelim. Çalışıp çalışmadığını görelim arkadaşlar. 51 yapalım. Kaydet diyelim. Şimdi bekleyelim. Normal çalmaya başladı bile zaten arkadaşlar. Tıklıyorum. iPhone'un sahibi uyandınız mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar oraya ne yazdıysak aynısı çıktı ve size söyledi. Yani bu kaç tane alarmınız varsa hepsini kapattığınızda, tek tek kapattığınızda hepsinde de bunu söyleyecektir. Yani alarm duymadınız ama sesli bu uyarıyı duyabilirsiniz. Bence güzel bir özellik. Uygulayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi adım adım yapabilirsiniz. Ama daha demin bir sıkıntı oldu ama ben şu anda beta sürümü kullanıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı belki bir telefonda bazen böyle küçük aksamalar olabiliyor. Siz de zaten iOS 14'ün orijinal sürümünü kullanıyorsunuz. Biz iOS 14.2 beta sürümünü kullanıyorum. Hatta size de gösterebilirim. Şöyle göstereyim ben size beta olduğunu. Ondan dolayı da arkadaşlar bazen benim işletim sisteminde çalışırken küçük de şeyler oluyor. Hatta yeni bir güncelleme gelmiş. Beta 3 gelmiş arkadaşlar. Bunu da birazdan kurar, yükleriz. Normalde beta 2 idi. Ondan dolayı da bazen böyle küçük yavaşlamalar veya aradığınız birden bulamama sıkıntıları var. Beta sürümüdür, normaldir. Ama sizde böyle bir sıkıntı olmayacak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Böyle güzel videoları takip etmek istiyorsanız bildirimlerinizi açın. Videomuzu paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Olan da olmayan da şimdiden teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın dostlar.